Selam arkadaşlar ARESA hoş geldiniz ben Erkan. Evet devam ediyoruz serimiz arkadaşlar yine 5. hızda yardırıyoruz çünkü yapacak bir şeyimiz yok fazla. Ee, ordularımız bekliyor, bek yaşıyor. Deneyimli ordularımız, güzel ordularımız giderek deneyim kaybediyorlar. Ee, beklerken tabii ki doğal olarak deneyim kaybı oluyor arkadaşlar zaman içerisinde ama çok çok büyük bir şey yok. Büyük bir önemi yok arkadaşlar çünkü deneyim seviyeleri o kadar yüksekti ki zaten. Yani baksana kuru kafalar çıkmış yani. 175 bonus falan filan. Çok iyi. Biz bir yandan da geliştiriyoruz o şeylerimizi, birliklerimizi. Şu gelmiş ya. Neredeyse gelmiş. Göndereyim mi acaba eğitime? Ha kendi gitti. Hiç ben tıklamama gerek kalmadı. Kendi gitti. Çok güzel. Ee, bak bu bu da tamamlanmış. Ha bu da tamamlanmış. Bu da kendi gide, gidebilir yani. Diğerlerinin eksikleri var. Onlar gelecek yavaş yavaş. Tamam bizim burada eğitimdeki birliklerden eğitimi bitenleri hemen taşıyabiliriz öbür tarafa. Eğitim bitim, bitme dediğim de hani son seviye eğitime gelsinler. Onu bekliyorum ben. Oldu o zaman. Bunların başına bir komutan koyalım. Acaba çok yetenekli birini koysam mesela al. Beşinci yetenek bir adam. Acaba bunların eğitimini hızlandırır mı? Belki. Evet. Avusturya burada ne yapıyor belli değil. bir geziyor. Gerçi onlarla ittifakta olmadığımız için böyle yapmalarına şaşırmıyorum. Şunu geliştiriyorum. Bu ne kadar kaldı bu arada? Aa bitmek üzere bekle. Ya bir dakika beklesem ne olur? Altyapı çabası bu. Doktrin çabasını geliştirelim de bir dahakine doktrin açarız. Bir dakika bakayım sırada ne var? Aa bunlar bayağı sürecek gibi görünüyor. Tamam o zaman ne açacağız? Ya yani 1900 1914'lerin teknolojisini açmak da mantıklı olabilir ama 16 çok erken 14 mesela şunlar var. Evet evet evet. Bunları unutmuşuz ya. En önemlisi ne? Endek kazma. Geç onu abi. Geç, gözcü bölüyor. Ben bunu geliştireceğim abi önce. Ben bunu önce bunu geliştireceğim. Göz, gözcü sonra endekçileri geliştiririz. Altyapı çalışması bitti. Şimdi sıradakine bir bakayım. Ne var? Başka ne var altyapıdan sonra? Bu 1915'te açılacak. Ona daha var. Vakit geldiği zaman direkt açacağım. Onda 16 geldiği zaman da direkt bunu hemen açacağım. Çünkü çok önemli bu. bu. Şu önemli. Bunlar ikinci derecede önemli ama yaparız yani. Tersane genişlemesini diyor. İki tane tersane eklenecek diyor. Orta Makedonya'ya. Burası açılabilir durumda mı? Evet. Bir iki tersane daha eklenebilir. Burası ne? Hava alanı eklenecek diyor. Hava üssü diyor. Hava alanı işte. Airbase. Yani direkt çevirme. Tamam. Hava alanı çok çok etkili değil. Afyon'a diyor. İstanbul'a diyor. Çok etkili değil ama olsun yani. Sağda solda birer tane. Ezan saati. He? Tamam. Ee, Osmanlı Avcılık Filosu. Başka ne var acaba? Bir dakika şunu. Mesela Osmanlı filosunu güçlendir. Deniz doktrini bilmem ne. Direkt not ucuzlatma falan filan. Deniz doktrin çabası. Tamam ben tersane genişletmesi yapayım diyorum. Bir dakika biraz da politik kısımlara bakalım. Olmazsa. Askeri reformlar hep şey ucuzlatma teknolojiyi ucuzlatma çalışması var. Ona, ona geçeriz. Dur bir dakika. Politik kısımda neler var bir bakalım. Mesela panislamizmi hiç çıkarmadık. Politik güç, geçmiş diplomatik ilişkiler, bak halifeliği kurabiliyormuşuz. Bununla beraber faşist popülerlik değişimi diyor. Ya bir şey diyeceğim, partiyi değiştirsem burada ne olur ki İslami Parti gelse? anne hani ne gibi bir faydası olur bize? Yani şey anlamında bir ekstra bonus bilmem ne şu bu falan filan geliyor mu? Çok anlayamadım o kısmı büyük çaba. Buradan ilerlesek mi bilmiyorum. Diğer yandan ee, Sırp karşıtı politika. Bunlar gitmiş abi. Sırbistan yok ki. Aslında bunu iptal olmuş olması lazım da. Bulgar karşıtı, Balkan Birliği tehdidi, İkinci Balkan Savaşı fırsatı. Bunları kendimiz yapmaya çalıştığımız takdirde o savaşı kendimiz çıkarmak istersek böyle bir şey olurdu. Aşist olduğu takdirde onu yapabiliyoruz. İtalyan karşıtı politika diyorsun İngiliz karşıtı politika Almanya Türk güvensizliği savaşı hazırla Fokuslan ittifak devletlerine katıl ondan sonra Rus limanlarını bombala Yani tarihte teknoloji paylaşımı yüzde 50 elektronik Yüzde 50 Topçu The Infantry weapons diyorsun yani Şey Piyade silahları Yüzde de endüstri aslında buraya doğru gitmek, teknoloji paylaşımı çok güzel görünüyor. Peki politik kısımdan biraz daha bakalım. Ee, Yemen isyanları olayı var. Savaş sebebi çıkıyor abi. Savaş sebebi çok işimize yaramayacak. Çünkü bu İngilizlerin toprakları. İngilizlere ait. Şu anda. Diğer yandan şuraya atlayamıyoruz çünkü dediğim gibi yine İngilizler ait. Bunların hiçbirini yapamayacağız. Şu dahil olmak üzere beklemek istiyoruz çünkü. Savaşa girmek istemiyoruz. Diğer yandan Afganistan'la dost ol. Politik güç Afganistan'la ilişki Pers karşıtı. Politika Perslerle düşmanlık oluşuyor. Ondan sonra dost ol dersem de ilişki gelişiyor. Bir alta yaramıyor yani diğer bir de işte. Askeri reformlara bakmıştık zaten. Tamam. Politik tarafta fazla bir şey yok. Yani bir gördüğüm şu var. Ee, neresiydi? Ha, şu kısım var. Gördüğüm kadarıyla. İki burası. Panislamizm ve devamı. Devamı. Kara tahkimatı. Kıyı savunması. Her neyse. Bir o var. İşte bir burası var. Bu da teknoloji paylaşımına kadar gidiyor. Ama savaşa katıldıktan sonra. İtiraflara da katılabiliyorsunuz isterseniz buradan. Almanya'ya ambargo uyguluyorsunuz. İtiraflara katılırsanız hiçbir şey yapmıyorsunuz yani öyle. Takılıyorsunuz, oturuyorsunuz yani bir şey olmuyor. Ondan sonra Evet. O zaman abi biz buradan devam etsek daha iyi olur. Doktrin çabasını açalım. Hadi bak. Şimdi yine beklemeye devam edeceğiz. Ben beklemeyi tercih ediyorum her zamanki gibi. Bunlar gelişiyorlar. Gelişmeye devam etsinler bakalım. E, ee, kaynak ihtiyacımız yok. Aa bu geldi. Ne alabiliriz? Askeri kuramcı. Endüstriyel kuruluş. Mekek. Hafif uçak. Kriz savunması. Filosu tasarımcısı. Gemi tasarımcısı. Bunu çoktan alsaydık daha güzel olurdu menzilleri bayağı bir düşürüyor ya. Üretim maliyetini de düşürüyor ama menzil düşüyor. Saldırı zırh yetenekleri. Bir deck size mı? pek çok şey düşüyor ya abi ya. Bilmiyorum ki. tersane Amire İstanbul. Donanma şirketi. Ad bulamamışlar. Donanma şirketi demişler. Maksimum menzil %50 düşüyor. Oha yani %50 bir de ya. Şu sadece ucuz atma yapıyor. Bu işte kıyı savunma filosu. Üretim maliyetinin düşmesi çok ilgimi çekiyor. Çok istiyorum ama çünkü baksana capital shiplerde de yani büyük gemilerde de üretim maliyetinin %25 düşüyor. Sonra değiştiririz bu adamı. Hadi üretim maliyeti düşsün. Bakayım. Osmanlı donanması ya. Bak haftada 1.71 diyorsun. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Bu büyük şeyi o kadar hızlı mı üretiyor bu? Dehşet. Dehşet hızlı üretiyor yani. Ne eksiğimiz var? Petrol ihtiyacımız var. Petrol alıyorum zaten bir yerlerden. Amerika'dan alıyoruz. Esasında Amerika'dan almak zorunda değiliz ya. Avusturya, Macaristan'da biraz var. Ama Amerika'dan başka seçeneğimiz de çok fazla yok gibi. Bir dakika ne oluyor lan? Neyse çok ihtiyacımız yok. Bir tane eksiğimiz var. Olsun ne yapalım. Önemli değil. Ben yine buraya yardıracağım abi. Yardır buraya ya. Bu bitsin. Bu bitsin abi. Ondan sonra şeye geçeriz. Ee, şuraya biraz eklemeye başlarız. Çünkü burada eksiğimiz yok ama yakında bunu şey yapacağız. Bir üst seviyeye geçireceğiz. Bir üst seviyeye geçirmeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Doktorun çabası geldi. Tamam. Ee, 1914. Bunlar 15'te gelecek dediğim gibi. Onu bekliyoruz. Onu geç. Şu, şuraya gir gel. Doktrin çabası, topçu çabası. 9 14 15 bir dakika, 16. Bu ne? Ekipman diyor. Infantry weapons diyorsun. Endek harbi ne diyor? 15 arşa destek silahları. Hmm, bak şuraya gitmek isterim. Bunun için önce burayı açmamız gerekiyor. Burayı açtık. Bu bunu da hemen açabiliriz ama acelesi yok. Ekipman çabası yine piyade silah ekipman bilmem nesi. O bunu yine açmamız gerekiyor. Topçu, topçu, topçu diye gidiyor böyle habire. Topçu konusunda ne gibi bir dur durumdayız bir bakayım. Mesela bir sonrakisi o 1918 hiç acelesi yok yani o kadar şey ki. O kadar sonra geliyor ki 16'da çünkü burada bayağı var. 4 tane var 16'da gelecek burada. 18'e kadar onları aç açsam bile bana yeter yani. O zaman abi ekipmandan gitmeye devam Nerede abi bu? Heh, şurası. Ekipman çabası. Hadi bakalım. Doktrin geldi. O doktrine şey yapacağız biz. Yatırım yapacağız. Ee, bu esnada petrol ihtiyacımız arttı. Çelik ihtiyacımız da artmış. Ama iki eksiğimiz var sadece. O iki eksik kalsın. Petrolü tamamlayalım. Almanya'ya, Amerika'ya ekip, fabrika vermiş oluyoruz. Maalesef fabrika sayımız 43, 14, 9. Maalesef. Ticarete 9 fabrika kullanıyoruz ya. Tüketim mallarına 20, 14 fabrika gidiyor. İşte geriye kalanlarla da geri kalan 20 tane fabrika var. Böyle üretim yapmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Olduğu kadar. Oyun devam ediyor değil mi? iyi O, bunlar gelmişler. Pardon. Hepsini seç. Sadece iki tanesini çıkar. Bunu yeni bir orduya koyalım. Çünkü eğitimleri bitti bunun. Bunları şeye taşıyabiliriz bir herhangi başka bir yere. Ama nereye taşıyayım ki ben? Burada mı kalsak acaba? Kalsın abi gel. Varna'ya gel orada bekle. Bunları hızlı tümen haline getirebilirim ya. Bak bunların rengini değiştirelim. Blitzkrieg yapacağız biz bunlarla. Panama kanalı açılışı. Güzel. Blitzkrieg yapalım bunlarla dalalım böyle yardıralım Gerçi çok fazla Şey yok orada Atlıların sayısı daha çok Zırhlar aç Bu arada onların şeylerini de değiştirmek istiyordum biz templateleri Yani hızlı değiller bunlar 4 Atlıların hızı çok daha hızlı bak atlılar 6.4 de gitmek isteyecekler bunlar yine 4 ile idare ediyorlar Piyadeler de 4 Gördüğünüz gibi Yani 3 3 değil tabii 4 Mesela şunları değiştirmek istiyorum zırhlı araca geçirmek istiyorum ama bayağı bir zırhlı araç eksiğine sebep olacak bu. Üretim yavaşlayacak, duracak ya da bak yeni gelenler var. Oy oy oy. Süper. Bu ikisi de gelmiş. Bunları da ben şuraya nakledeyim. Bunların başına kimi koysak acaba? Orman diyorsun. Şimdilik bu dursun da sonra yerleştiririz birilerini kim var? Bunların hepsini ayarlamışız. Yakın hava desteği. Askeri kuramcı. Görüş faktörü. Çok bir işe yaramıyor. Burada diplomasi çünkü çok şey. Tek düze. Bu oyunda. O güç kazanma ideolojik kayma savunması. Ne bileyim diğer şeyler daha iyi geliyor bana. Endüstriyel uçak tasarımcısı, orta uçak tasarımcısı, uçak geliştirme konusunda pek bir şey yapmıyoruz zaten. Askeri kuramcı. Askeri kuramcının sadece deneyim, ben daha fazla bir şeyler yapıyor olması uygun olurdu bence. Oo. Oo, hepsi birden geldi. İyi beklet o zaman. Endüstriye. Dur, o zaman teknolojiye bir bakayım. Ee, şuradan bir bir tane daha açmak isterim belki. Yani şunun bir ötesine geçemiyoruz ha. Deniz uçağı taşıyıcısı, uçak gemisi de lan. Taşıyıcı, carrier. Ya ne taşıyıcısı ya. Uçak gemisi diyoruz biz bunları. Yani do yanlış değil ama ee, daha doğrusu var. Yavuz sınıfı ne bu? E, savaş kuruvezörü. E, dreadnoughtlar var e, elimizde. 1922. 14'lerin hepsini araştırdığımız zaman zaten onun ötesi yok. Yani 22'ye daha çok var. Baya baya çok var. Ee, onun haricinde ne var? Doktrin zaten ilerliyor bir elemanımız. %20 ucuz atma geldi. Şuna gelecek %20. Onu kullanırız. Topçu 1918 dedik. 1916'da şu gelecek. 1916'da mı başlatsak savaşı? Ya da 16'nın sonlarına doğru 17 gibi. Şu mesela şuna bir bonus alabilir miydik acaba alamayız galiba yok yani öyle bir bonus yok şuraya geldi bonus bak şunu açsam mı 204 gün sürecek Erken gelmesinde fayda var 204 gün bir yıl değil yani 1915'in eylül Pardon 1915'in ortalarında gelmiş olur bu ee, Normalde bunun tarihi 1916 Oha lan. Erken gelecek o zaman. Gel 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 gel. gel Açalım şunu götürelim ya. Tamam o zaman şimdi bu değil lan. Şuradan ne açabiliriz ona bir bakalım. Endüstriyel, askeri, hava, hava. Tamam. Endüstriyel kuruş. Onu seçtim. Hepsini zaten yakında seçmiş olacağız. National Focus da mı bitti? Oha lan hepsi birden bitmiş ya. Ne oluyoruz ya? 914 15 ten önce gelmeyecek. O zaman şuradan devam ediyoruz. Aa evet ya. İşte buradan bir bonus daha alabilseydim güzel olurdu. Bir 15 daha bonus üst üste gelir mi acaba bunlar? Şunu açıyorum. O geldi. Şuraya hemen şunu ekleyeceğim. Şuraya da şuradan bir şey ekleyeceğim. O da bu olsun. Tamam. Hadi bakalım. Evet, durum güzel. İyi gidiyoruz. Tamam. Donanmayı amire. Abi ben Ayda yani oradaki yazı ya hatalı bence ya. Vallahi baksana şey diyor. 12 Ayda 12 tane üretiyormuş gibi. Bence 12 ayda bir adet üretiyor. Ben buradan bunu anlamak. Karol 1 öldü. Kim bu? Romanya, Romanya'nın lideri galiba. Abi 11 ayda bir tane geliyor. Oho. Şimdi biz bunun 3.'sünü aldık bu arada. Onu geçelim. Savaş gemisi 3. 11 111 110 günlük üretim. O zaman şöyle yapalım abi. O zaman şöyle yapalım. Yeni bir tane oluşturalım. Savaş gemisi 3. Taktiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Böylece bu bitenlerin hepsi buraya geçmiş olacak. Çelik eksiğimiz çok. Bitmiyor abi o eksik. Çelik eksiği de arttığına göre buradan bir adet daha alabiliriz. Çelik maalesef. Ya Almanlar bize çelik versin ya bedava versin. Çok fazladan çeliğin var. Ver anasını satayım. Nerede o şey? Ödünç vermek, kiralama ama bunlar da silah milah veriyorlar ya. Sen dersen. İttifaka girelim mi? Şimdiden girebiliriz istersek. Hadi bu bölümde girmeyeyim ama bir dahakine biraz da sizden yorum alayım. Haftada iki bölümümüz var biliyorsunuz. Bu bölümde girmeyelim o ittifak. Eğer savaşa savaşa hasbel kadar düşmezsek. Ee, şimdilik zaten savaşa girmeyi planlamıyorum. Açık söylemek gerekirse. Kaç kişi var burada? 21. Buraya biraz destek gönderelim. Destek dediğim de tabii ki buradan. 21'i 24. Aslında 24 çok da manalı değil ama ben yine de 24 yapalım diyorum. 22, 23, 24. 3 tane mi lan? O kadar mı? Neden? Çünkü Mustafa Kemal belki burada kullanmayabiliriz. Yani değiştirirsem burası böyle şey kalmasın. Saçma sapan bir hale gelmesin. Ya bir tek burası biraz boşta duruyor ya. Burada kaç var? 24 tamam mı? 24 güzel. O zaman abi şey yapabiliriz. Şu gelen 3 taneyi Burada çok ihtiyaç olmayacak ya. Yani şurayı için bir şeyler düşünüyordum da. Ha bu arada şey fabrika gelmiş. Uuu bunu tamamladık ha sonuna kadar. Çok güzel. Eksik ne var? Burada hala eksik var. Sahra topçusunda eksik var. Şu dolu. Maşallah. Sahra topçusunu fullleyelim o zaman. Kaynak eksikliğimiz yok gibi görünüyor. Yeni tersaneler gelecek. Onları ne yapacağız bilmiyorum bakalım. Bir dakika. Tersane mi dedim? Biz tersane olayına girmedik herhalde değil mi? Ben buradan girmeyi düşünüyordum. Son anda vazgeçtik değil mi? He. Bunu yapalım o zaman Mobil pozisyon ooo harika Bir tane geldi şimdi bu atılım ve bölük hızını yüzde 10 ve yüzde 5 arttırıyor Buradan devam ederiz ben bunu açam açamam değil mi? Heh, bu ikisini birlikte kullanamıyorsun bunu açarsam bunlar iptal oluyor ikisi birden o zaman aşağıya doğru devam edeceğiz doktrinden. Böyle bölük hızını artıyor. Bir sonrakisi atalım hafif saldırıyı arttırıyor. Sonra da gece saldırısı. Ben bunlara devam edeceğim böyle böyle. Tamam mıdır? Tamamdır. Ende harbi bitsin. Ben hemen doktrine geçeyim. Ondan sonra ya da belki doktrin için acele etmeye de biliriz. Bakayım. Çünkü bu doktrini aldık. Bayağı uzun sürecek. Ne kadar sürecek? Yani 270 gün çok ona acele etmeye gerek yok tamam. Endek harbi bittim. Eee doktrin çabasına gitmeye gerek yok. Endek harbi ne verdi bize? Bakayım ne vermiş hatta hemen bakalım. Bak şuralara bonus vermedi ama şuraya verdi değil mi? Hayır buraya da vermemiş. E neye veriyorsun bonusu arkadaş? Ay, hiçbir şey anlamadım destek bilmem ne bir şeyler bir şeyler diyoruz. Dur bakayım ya biraz detaylı bakalım. Nerede? Her açışta sola kayıyor ya. Sinir diyor beni. Endek harbi. Neye verdin sen? Erken destek silahları 1. Erken destek silahları 2 ve erken... Erken ne ya? Destek silahları diyorsun. Bir bakayım burada destek silahı dediğin nedir? Bu mu? Yeni piyade kaskı Bir dakika silahlar Ekipmanlar Özel kuvvetler erken destek ne lan Buraya niye bir isim koymamışım Mendes bölüğü Destek ekipmanları destek dediği için ve aklıma bu geliyor ben buraya bonus gelmiştir diye düşündüm Ama gelmemiş Anlamadım. Anlamadım. Anlayan varsa <laughs> yazabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, ee, Hendek Harbi. Ekipman çabası. Bir sonraki ekipman çabasına geçebiliriz. Evet. O olabilir. Bir de tersane olabilir. Bence önce tersane sonra ekipmana dönelim. Tersane. iki tersane gelsin. Onlar üretime geçsinler artık. Onlar üretime geçsinler. Şunları ben bu şekilde dağıtırım. Şuraya da yönlendiririm bir kısmını. Hemen şunu hallederler geri dönerler bu tarafa. Güzel ama peki ya burası? Şuradaki kalabalığı oraya nakletmek istemiyorum. Ee, bu nedenle belki buradan bir iki askeri oraya taşıyabiliriz. Ya da mesela şuradan bir kısmını şu kalabalığın tamamına değil de mesela 3 tane birlik yeterli olur. 3 tane aşırı deneyimli olmayan birlik al al alalım. Ee, bunları Şuraya Dahil edelim Aldın mı? Yok Şunları Şöyle 3 bölü buraya yerleştirelim Aslında Mustafa Kemal burada olduğu için buraya daha fazla birlik de gönderebiliriz yani 24 ile yetinmek zorunda değiliz Ama Mustafa Kemal'in burada olması da gerekli değil Aslında başka birini de koyabiliriz buraya Yani herhangi birini Daha fazla komutana ihtiyacımız olabilir ileride Şöyle olsun ee, Daha alabileceğimiz zaten toplam 4 tane kaldı Burada maksimuma getirdik zaten daha ötesi yok bunu ileride arttırmak zorunda kalabiliriz Ondan sonra Askeri kuramcı Şunu alalım o zaman Conversion diyorsun da Conversion yapmıyorum ki yapmayacağım yani hiçbir zaman Aynı ideolojik görüşü, ticari anlaşma En iyisi budur abi. Tamam şimdi ne ihtiyacımız oldu? Çelik ihtiyacı yeniden doğdu. Krom ihraç ediyorum ama kimse benden bir şey almıyor krom konusunda. İhraç ettiğim tek şey var o da o. Bir de odun ihraç ediyorum. Yine kimse almıyor. Çelik abi, çelik çok ihtiyacımız var. Almanlara full şey yapıyoruz. Çelik dileniyoruz Almanlardan. Olsun. Diğer yandan Avusturya, Macaristan'dan da şey alabiliriz. Alüminyum alabiliriz ama alüminyumu şu anda ben şeyden alıyorum. Alüminyumu Avusturya, Macaristan bak Arjantin'e o bir sürü yere satıyor. Niye benden kimse almıyor? Krom alın lan benden krom alın Şimdi Romanya'yı ele geçirdiğimiz takdirde onlardan bayan... bu arada oyun durmasın Allah aşkına durmasın ya çok üzülüyor benim Bakalım belki şey Neydi savaş olmamasına rağmen şey olabilir burada bolşevikler ihtilal çıkarabilir O zaman O zaman daha değişik bir cereyan olur bu arada 26 tümen asker koymuşlar buraya Ama dur Bolçevik isyanı çıktığı zaman e, onlar biraz farklı olabilirler. Durum farklı olabilir yani. Gidişat farklı olabilir. Heh, buradaki eğitim tümenimizde durum nedir? Heh, eğitimler tamamlanmış bir kısmını. Sizi yine buraya nakledeyim. Ben bunu bölerim daha sonra. Bu arada dağlık bölgeleri arkadaşlar şey yerleştirmeyin. Arabaları yerleştirmeyin. Bunlar dağlık bölgelerde birazcık ceza yiyebilirler. Oo, bu kadar fabrika bitti mi? Ersane genişlemesi de yaptık. O harika. Çok güzel. Ee, yine fabrika yapmaya devam edelim. Arada sivil de yapalım. Yapılacak yer kalmadı ya. Her yere yaptık. Bak bunları arttıran bir şey de yok. Yani limite yaklaştık ya. Resmen limite yaklaştık. O zaman çok fazla sivil yapmayalım. Tamam. Şimdilik böyle olsun. Araya belki sivil de karıştırabiliriz. Tersaneyi tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, tersane. endek harbi. Ekipman çabası demiştik. Aynen öyle yapacağız. Şimdi tersane Tersanemiz çoğaldığı için bakın böyle O yüzden malzeme eksikliğimiz ortaya çıktı yeah. Yılda 1.26 tane mi üretebiliyoruz önce Daha da yavaşlamış sanki yani şunların yüzünden herhalde kaç acaba yüzde kaç Azaldı şuradan mı görebiliyoruz Yüzde yani %12 aslında çok fazla değil Çelik de eksiğimiz varmış bu arada Kaç tane Oha 7 tane mi bu lan? Bıktım lan fabrika vermekten. Kaynaklarımı arttırmak için. Petrol kalsın. Kaça düştü? %3. Tamam %3'ten bir şey olmaz. Ya, yakında yine artar. Yine değiştirmek zorunda kalırız. Şunu da geliştirelim. Bak geri dönme ve tezat kaybetme oranları. Onları geliştiriyorum. Gelişmeye devam etsin bakalım. 1915 Şubatına ayına geldik. Şimdi 1915 teknolojileri vardı. Onları açarız. Bunlar gelmeye devam ediyor valla. Ben şunu eklemeyi unutmuşum buralara. Hadi ekleyelim bitsin bu iş. O da tamam. Bu zaten maksimumda. Öyle etmiyorum zaten. Abi bundan bir kişi var. Bunu değiştirelim mi ya? Nerede ki acaba? <laughs> İyiymiş lan. Direkt yakaladım herifi. Hemen infantriye geçirelim. Ondan sonra şunu da silebiliriz ya. Bir alta yaramaz bu. Zaten puan açısından sıkıntımız olmadığı için istediğim şekilde ben bunu geliştirebilirim. Tamam mıdır? Tamamdır. Kaç tane? 20 tane araba motorlu arabamız oldu. Motorlu araba ne demekse. Motorsuz araba mı var? Motorsuz araba öyle takılıyor ortalıkta yani. Hiçbir şey yapmıyor. Ee, acaba yeterli mi ya o kadar araba? Ben bu arabaları niye ürettim biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şöyle diyeyim ben size. Bölük tasarımcısını açalım. Yeni bir tane oluştur. Oyun bir yandan arkadan gitsin. Bak şimdi. Piyade Tek bir tane piyade Bakın şimdi güç gücüne bak 2.3 hafif saldırı 0.3 ağır saldırı 18.3 de Savunması var Bu üçünü karşılaştıralım sadece Ne dedik 2.3 0.3 18.3 Şimdi ben bunu kaldırıyorum onun yerine Bir tane bunu koyuyorum 12.5 8.4 ve savunmada 5. Savunması çok daha düşük ama saldırı konusunda inanılmaz başarılı. İnanılmaz yüksek. Bu ne demektir arkadaşlar? Eğer saldırı için bir şeyiniz varsa, bir planınız varsa onu bununla yapmak daha mantıklı oluyor. Mesela buraya bunları değil de yani piyade değil de aslında süvari koysak mobil taburları süvari şöyle yani e, savunma birazcık düşüyor. Aşırı düşmemiş oluyor. Kaçtan düştü mesela? 69'a 59'a düşüyor. Ben bunun tamamını eğer zırhlı araç yaparsam savunma 43'e düşmüş oluyor. Gördünüz mü? Yani aslında hızı çok fazla düşürmemek için e, öyle bir şey düşünebiliriz. Ben bunu birazcık deta daha detaylı inceleyeyim. Bir, bir Bir sonraki bölümde bunları detaylı şey yapabiliriz. Yani tamamı böyle olduğu zaman ağır saldırıyla hafif saldırı maksimum seviyede oluyor. 64'e 34. Ama bunları mesela şunu yaparsam 44'e 18. Ağır saldırı çok daha düşük oluyor. Savunma ama bayağı iyi oluyor. Atılım o kadar yüksek olmuyor. Hız da iyi idare eder. Yani 6.4 fena değil. Bastırma daha yüksek oluyor. Bastırmanın önemi yok. Zaten ona bakmıyoruz. Organizasyon düşük. Organizasyon böyleyken düşük bir bakayım. Şunu koysam ne olur? Organizasyon daha da düşüyor. 15'e düşüyor. Evet o konu biraz sıkıntılı. Ama bunlar eğer şey olursa, süvari olursa organizasyon yine 30'da kalıyor. Sıkıntı yok yani. Çünkü böyleyken de 30.2, böyleyken de 30.0 bir şey değil. Yani sanırım bunlar piyade değil de süvari olursa iyi olur. En azından şu hareket hızı biraz daha yüksek olur. Evet. Yani benim düşüncem bu. Ama henüz karar vermedim. Bakalım ne olacak. Tamamı e, zırhlı araçlardan oluşan bir birlik olsa Allah geldi geldi. Gençler geldi. Geldi yeni silahımız geldi. <laughs> şu gelene kadar ben bekleyeceğim. Bunlar erken henüz çünkü. Çok acelesi yok. Ee, silah geldiyse bunu hemen değiştirelim. Şuraya ekstra şeyler koymak istiyordum ama neyse geliştirdik artık. Şu, şimdi bunun maliyeti neydi? Şunu açalım önce. Oha daha da eski. Şimdi bunun maliyeti neydi? 1'e 4 şimdi 2'ye 4 oldu. Allah ceza vermesin. Çelik ihtiyacımızı yine arttırdı bu. Abi. Çelik de odun da çılgın artıyor ya. Niye bu en tepede lan Heh. Onun eksiği olmaması lazım Tamam Ama ne oldu böylece buralar eksiğe düştü Şurası çılgın eksikte. Ne kadar eksiğimiz var mesela ben ona bakayım Bu arada süreyi de doldurmuşuz Çelik eksiğimiz 6 Yine bir fabrika daha 8 fabrika oldu Almanlara gönderdiğimiz çelik yüzünden Petrol ihtiyacımız da var. Alüminyum fazlamız var. Petrol ihtiyacı yine arttı. Çok artmadı ama arttı yani. Yine de. Şimdi burada yeni teknoloji ayıracağız. Ben bunu şimdi yapmıyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüme bırakayım. Görüşmek üzere inşallah. Hadi eyvallah.